Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bobcam V33'te vara nasıl çekilir onu göreceğiz. Makine ayarıma geldim. Sağ tuş yaptım. Deliklenmeme girdim. Veya yukarıda frezeleme ayarlarımdan altına geldim. Takım yollarım mevcuttur, diğer takım yolları. Bu şekilde. Buradan deliklenmemi seçiyorum. Geometri seçin diyor. Yani delikleri seçin diyor. Seçtim. Yüzeylerini seçtim bu şekilde. İç yüzeyini seçtim bu şekilde. Bu şekilde seçtim. Veya sağ tuş yapıp tümünü de sil diyorum. Kenarlarını da seçebilirim bu şekilde. Tamam dedim. Delik çapım 30 verdim. Derinlik 12.70 gelmiş. Eğer boydan boya delmemi istiyorsam yes diyor. Eğer delmemi istemiyorsam tiki kaldırıyorum. No diyor burada. Gördüğünüz gibi. Ben buradan tekrardan burada çapımı vermiş. Derinliğimi vermiş. Ben buradan alt noktayı seç diyorum. Alt noktamı seçtim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi 50 mm'de derinliği varmış. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafesini 30 yazıyorum. Parça üstü mesafesini 3 mm yazıyorum bu şekilde. Delik grubunun parçala diyor. Delik grubunu parçalıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane. 1. Birinci delik. İkinci delik şöyle. Üçüncü delik şeklinde parçalamış oldu bana deliklerimi. Ben geldim buraya. Çap 30 içinde kör delik türüm içinde içinden veya kör şeklinde seçebilirim. Deliklerimi yeniden gruplandırır der ise hepsini tekrardan gruplandırır bu şekilde. Evet diyorum. Bu şekilde hepsini tekrardan gruplandırır. Geldim buraya. Parçamın üst noktasını seçtim. Tamam dedim. Alt noktasını seçtim bu şekilde. Tamam dedim. Sonraki dedim. Punta gördük. Delik gördük. Raybayı gördük. Varayı göreceğiz şimdi. Punta ve delikleri siliyorum bu şekilde. Sonraki dedim. En yakın var. Seçimle sırala var. X yönü var. Y yönü var gördüğünüz gibi. İlk önce Y yönleri delip sonra diğer taraflara geçiyor. Özel yön var. 30 derece dedim. Açısını ayarlayabiliyoruz. En uygun hale getirilmiş var. Ben burada seçimle sırala diyeceğim. Seç diyeceğim. İlk önce mouse'un sol tuşuyla buraya tıklayacağım. Ayarlı bir çizgi çıkaracağım. Sonra geleceğim. Bir, ilk önce burayı baralasın. Sonra kalksın burayı baralasın. Sonra kalksın burayı baralasın dedim. Ve en sonunda da burayı baralasın dedim. Tamam dedim. Sonraki dedim. G54, 55, 56, 57, 58, 59 tarzında. Bunları ayarladım. Sonraki dedim. Buradan takım çapımı ayarlıyorum. Buradan buranın genişliğini yazabilirim buraya. 20 yazabilirim. Ağız sayısını yazabilirim. Bu şekilde. Toplam boyunu yazabilirim. Takım bağlama boyunu yazabilirim. Bu şekilde. Takım etiketinin ismini yazabilirim. Kaçlık paraysa onun ismini yazabilirim. Sistem takımını kapattım. Bu şekilde. Buraya devrimi yazarım. 1200 yazdım. İlerlememi yazarım bu şekilde. Magazin numaramı geçiyorum.
Otomatik takım numaralarının sistemini kullan tikini kaldırırım. Buradan istediğin magazine koyarım. Mesela magazin 11'e koydum baramı. Veya bunu otomatik tikini tekrardan koyarsam buraya bu şekilde bir numaradan başlar magazin numara. Değiştiremeyiz. Ben burayı 11'de koydum. Tamam dedim. Soğutma sıvıları var, sıvısı var. Kapalı, su akışı, mist, hava, yağ tarzında. Sonraki dedim. Kesme koşullarını kullan dedim. Bu şekilde. Etkinlik derinlik 51. Genel derinliği baz alacağız biz her zaman. Genel derinliği de 55 dedim. Bu şekilde. Burada çevrim türümüz var. Baralama tiplerimiz var. Onları seçiyorum. Ben her zaman baralama yapınca baralama 1'i seçeceğim. Burada baralama 2 veya 3 var. Devamlı biz baralama 1'i seçeceğiz. Hesaplattım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ön izlemesini getirdim. Bu şekilde. Biz ne demiştik? İlk önce buraya girsin bara, sonra kalksın buraya gelsin demiştik. Sıralama yerimizde. Bu şekilde. Ben buradan takım tutucum parçaya giriyor. Düzenle deyip buradan buraya toplam boyunu 150 yazabilirim. Takım bağlama boyunu ise 100 yazabilirim bu şekilde. Tekrar da hesaplattır dedim. Barayı ön izlemeye aldım. Bu şekilde uzamış oldu. Tutucum parçama çarpmamış oldu. Tekrardan gördüğünüz gibi ilk önce buraya girdi, sonra buraya geçiyor. Sonra buraya geçiyor. Sonra da en sonunda karşısına geçiyor. Baralıyor. Hopken V33'te baralama sistemi bu şekildeydi takım yolu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.